Merhaba dostlarım, ben Serdar ve The Elder Scrolls 5 Skyrim'e hoş geldiniz. Skyrim'de bu bölümde en sonunda ana hikayeye devam edeceğiz. Şey gitmeyi planlıyorum. Gölgelilerin yanına gideceğiz bakalım. Kırsakallıların yanına gideceğiz. Gölgeyle değil tabi, gölgeyle atın adı. Her neyse. Haritadan bakalım şu anda nereye doğru gidiyoruz. Şu anda sol tarafa dönüp mü gitmemiz lazım yoksa dümdüz gidip mi oradan dönmemiz lazım acaba? Bir köprü var buralarda bir yerde. Öyle bir şey hatırlıyorum. Bir köprüden geçmemiz lazım idi. Hatırladığım kadarıyla köprü orada. Demek ki bu taraftan ilerleyeceğiz. Dağı aşacağız buradan. Merhaba. Merhaba geyik kardeş. Sana hiçbir şey yapmayacağım. Söz veriyorum. Ben neden böyleyim? En son Tolgar'ın tipini de görüyorsunuz. Ben tabii ki şey giymiyorum değil mi? Silahlar. Aman böyle kalsın ya, bana ne. Şu anda çok daha karizmatik görünüyoruz, öyle kalmasını istiyorum ben. Burada yol var mı giden? Burada bir tane yol görüyorum sanki. Buradan yol falan görmüyormuş, o benim hayal gücümmüş. Ayı bir git ya, seninle muhatap olmak istememişsen bana nah yetişirsin bir kere. Orasını anlayan sen bana yetişemezsin. O imkansız. Aha öyle olur. Kim yaptı, kim oldu lan? Sen bana mı vurdun ayı? Ayı oğlu ayı seni. Bana vuramazsın. Bak bak bak, o karla peşimden geliyor. Bu gittiğimiz yol nereye gidiyor? Benim sağa doğru dönmem lazım yani. Şöyle yukarı doğru bir gidelim bakalım. Belki bir yol buluruz. Ya ayı bir git. At ölümsüz zaten. Yapabileceğim bir şey yok lan. Bak 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 bak, hala peşinden geliyor. Şuradan yavaş yavaş yukarı doğru çıkalım bakalım. Atla birlikte bu işi yapabileceğimizden eminim ben. Ya buradan yukarı çıkmak var şimdi. Şuradan tırmanabilir miyiz acaba? Aynen kayaların, oh oh, ne güzel ne güzel, kayalardan tırmanalım. Kayalardan yukarıya da olan yolumuzu bulalım. At örümcek adam zaten. Her yere çıkıyor, öleceğiz şimdi. Ölecek adam. Örümcek adam da şimdi ölecek adam. Buradan geçemiyor muyuz? Bir kere şeyin içine, dağın içine girmiştim. Çok kötüydü. Hocam buradan aşağı düşmek istemiyorum. Lütfen kardeş, kardeş, dostum, dostum, dostum. Maşallah at da şey yaptığı zaman bir bağırıyor. Zannedersin ay ya da ejderha. Hegzeten atları gibi bu da. Aslında belki bilmiyormuşuz da onlar zaten ejderhaymış. Hani belki. Büyük bir ihtimal. Kim bilebilir? Belki bir komple vardır oyunda. Bu arada son zamanlarda şöyle Entity 303 denilen bir tane cisim dedikodular dönüyor Minecraft'ta. Ben şahsen öyle bir şeyin varlığına inanmıyorum. Entity 103. Yapmayın kardeşim, yapmayın böyle şeyler. Buradan gidiyoruz değil mi? Doğru yere doğru gidiyoruz. Emin olmak istiyorum. Aynen doğru yere doğru gidiyoruz sanırım. Yolu bulduk arkadaşlar. Bu kır sakalları bulacağız ve antrenmanlarımıza başlayacağız çok yakında. Ama ilk önce bu merdivenlerden, dağlardan çıkmamız lazım. Çok ilginç bir patika izliyoruz. Ejderha duyuyorum sanki. Sanki ejderha duyuyorum. Bir ejderha duyuyorum. Nefesi ateşli. Kendisi çok berbat kokuyor. Sen... Merhaba. Dostum. Karita, sen kimsin? Sen kimsin diyorum. Siyahmış sadece bu. Bunu burada kapatmayı tercih edermiş. Ne yapıyorsun? Merdivenler çıkmaya çalışıyor. Hadi ya. Sen iyi bir insanmışsın. Demek ki buraya çıkıp bunları falan inceliyor. Dawkins diye seslendiklerini duydun mu? Sen iyi bir insana benziyorsun. Seni ben rahat bırakayım. Bir şeye ihtiyacın olursa sen bana söyle. Ben hepsini hallederim. Sen güzel bir insansın. Tam böyle meraklı, her şeyi halleden. Birkaç yılda bir de buraya geliyorsan demek ki bilge bir insansın. Devam edelim. Maşallah burada ne kadar basamak var öyle. Adamlar şey yapmamışlar. Hiç üşememişler, şey yapmamışlar, koymuşlar. Sen kimsin? Hayrola. Sanki sen pek bizim olayımızı anlayamamışsın.
Bak mesela bizim olay budur. Yanarsın öyle. Ah, kafaya ok yersin. Şurada bir ok var sanırım. Alayım ben oku. Oklarımı bana geri ver lütfen. Teşekkürler. Oklarım bazen böyle sağa sola gidebiliyor. Ama hiç sıkıntı değil bunlar. Şimdi buradan sol taraftan gidiyoruz değil mi? Aslında bayağı hoş bir yol ya. Bayağı çok güzele benziyor. Demek ki çok kadim bir yer orası. Kırsakalların yaşadığı yer. Ama neden kır peki? Neden başka bir şey değil? Neden kır? Buradan yukarı mı çıkıyoruz acaba? Yoksa orası sadece bir taş mı? Sadece bir taş. Dur. Aşağı düşmek istemeyiz. Buradan baştan aşağı inelim. Doğru yere mi gidiyorum ben? Şüphelenmeye başladım çünkü o dağ bayağı yukarıda. Çok yukarıda. Yanlış yere gidiyorsam çok sinirlendim cidden. Şu anda çünkü sürekli aşağı iniyorum. Ha, sürekli yukarıda çıkıyor olabilirim. Çok kafa karıştırıcı bir yer. Şu anda ben neredeyim? Dağın etrafını dolaşacağız. Ha yok, tamam anladım. Her şey şimdi bana çok açık ve net bir şekilde görünüyor. Haydi bakalım. Şimdi herhalde şeye varacağız, o kaleye varacağız ve tapınağı artık her neresiyse dışarıdan gelen bir takım sesler duyuyorum. Çok ilginç. At yoruldu, yazık. Ata da hakikaten çok... Aha geldik. Uzun zamandır koşturuyoruz. Burada da savaşmam inşallah. İnşallah burada da savaşmam. Fena olmaz aslında savaşsak da ama. Güzel yermiş. Kale diye gösteriyor burayı. Bence tapınak diye gösterim yani. Tam koruyan kırsak. Ulu Hurot garmış kullanıldı. Hey maşallah. Burada bir sandık var. Acaba ne bu sandığın içindeki? Boş mu? Neden boş sandık koyarsınız oyuna kardeşim? Neden böyle bir yere boş bir sandık koyuyorsunuz? Amaç nedir? Sanki merdiven çok dik. Aynen merdiven çok dik. Ulu Hrothgar'a girdik. Bir görebilir miyim ne var ne yok içeride? Merhaba üstad. Nasılsın? Ben Cenkos. Ben Tolgar. Aynen ejder doğan benim. Aynen çağın değişmek üzere olduğu bir anda. Çağrılarına cevap veriyorum ben. Sedan'dan bize tattır diyor. Amansız güç nidasını yap. Ama o kadar da amansız değil ya. Kızım sen birazcık şuraya çekil de. Benim gücüm size bir zarar vermez de hani başkalarına zarar verebilir. O yüzden amansız gücü şöyle alalım. Size mi çağırır? Size mi yapayım? Ha bizim için Nida'yı kullan diyor. Evi misin? Bak ki biliniz falan kırılır. Yaşlı başlı adamlarsınız. Allah'ım. Hakikaten bir şey olmadı. Arngeir'e de konuşacağım. Sen Arngeir misin? Benim. Hoş bulduk. I am Master Arngeir. I speak for the Greybeards. Peki. Now, tell me, Dragonborn. Why have you come here? Ben neden buraya geldim? Ejder Doğan olmanın ne demek olduğunu öğrenmek istiyorum. Çağrılarına cevap veriyorum üstad. Aynen. We are honored to welcome a Dragonborn to High Hrothgar. We will do our best ben de onur duydum. Dedeciğim çok sağ olasın. Kaderim nedir bakalım. Bana kalmış bunu keşfetmek. Tamam. Öğrenmeye hazırım. Kanki. Bro. Öğrenmeye hazırım. Doğuştan gelen yeteneğe sahibim. Tabii ki canım kendimi televizyon programlarına çıkarmaya falan anlıyorum. Disiplin ve yapı. Tam olarak beni tarif ettin şu anda. Chakdenoen. Arngeir ile konuştum. Tum mu? Dur bakalım. Ha bak biz bağırdığımız zaman ejderhalar lisanında konuşuyormuşuz. Demek ki ejderhalar birbirlerini öldürerek konuşuyor genelde. Ya da hiç konuşmuyorlar. Çok arkadaş canlısı bunlar. Çok arkadaş canlısı.
Ha, demek öyle. Ha, Fusro da. Ulan yeter tamam, şey değilsin ya, paralasker değilsin. Wow. Dostum çok çok nazikçe konuştum vallahi var ya. Ne, ben de mi bağırayım, ne yapayım? Merhaba. Diğerleri konuşmuyormuş. Benim dayanabileceğimden daha mı güçlü? Bir şey yapın yani, bir konuşun bakalım. Ne yapayım? Bağırayım mı? Ha, kudret sözcüğü öğrenildi. Kesinlikle bu yeteneğe sahipsin diyor. E, biraz önce kanıtladık yani ejderi dağılı olduğunu. İlk adımmış. Talim mi? Talim mi yapayım? Buraya mı şey yapayım? Yaşam gücünü mü? Ha, ejderhanın ruhunu çalıyoruz ya, oradan oluyor. Kabul töreninin bir parçası olarak. Açayım mı ben o büyüğü? Ne yapayım şimdi? Haa. Senin ruhunu beğendim ben şimdi. Senin ruhunun bir kısmını beğendim. Çok ilginç. Çok cömertler bu insanlar ya. Bağırayım mı? Ne yapayım? Ama dur bakalım. İlk önce açmam gerekiyor sanırım onu. Nidalar. Yok. Aa, otomatik olarak geldi. Bağırayım mı? Ne yapayım? Amansız güç nidasını yap. Al bakalım. Ha. Al bakalım. Bir tanesini full scroll alalım. Diğerini full scroll alacağım. Bir zahmet onu da yaparsanız çok mutlu olurum. Beyler neyi bekliyoruz? Ha, gücümün yeniden donmasını bekliyoruz. Tekrar diyor. Siz sürekli birisini çalışıyor, çağırıyorsunuz. İlginç, veya kendi illüzyonunuzu yaratıyorsunuz sadece kelimeleri kullanarak. Demek ki geveze birisinin neler yapabileceğini düşünün. Mesela benim bu kelimelerle neler yapabileceğimi düşünün. Çabuk öğreniyorsun diyorsun. Bir kez daha. Kardeşim, ben bunu birçok şey yaptım, merak etmeyin. Serdar. Of. Oh. Ya bak, bu da Serdar'dı işte. Aynen, çok keskin. Tabii ki kuzum, ben boş boşuna gelmedik buraya bugünlere. O kadar dağa boş boşuna çıkmadık. Avlu'da. Bori, neredesin? Bori, Bori'yi yedik. Neredesin Bori? Bori'yi yedik. Bori. Kör, şuna bak, şuna. Bir insan birazcık dikkatli olur. Şeyi falan çarpıyor ya. Hop. Ulan çok güzel basketbol oynanır bununla. Ama hızlı da oluyor bakın. Çok hızlı da oluyor. Çok hoş olmalı o zaman. Hadi bakalım Bori, çıkar bizi dışarı. ...48 az kaldı. Rüzgar var. Birisi bir yerden bağırıyor. Oğlum siz üşümüyor musunuz ya o giysilerle? Yeni bir şey nasıl öğrenecekmişiz, tamam. Hmm, peki. Ne oldu, nereye gitti o? You must hear the word within yourself before you can project it into a thing. Şunu emeceğiz ilk önce. Şey, yanlış anlaşılacak şimdi. Sana Vult ilmini bahsedecek. Bahşedecek ha. Bahşet bakalım. Sağ olasın kanka. Tam o bana bahşetti. Kasırga koşusunu idasını yap. Ha, ilk önce o zaman şeyi kullanacağız nidalardan. Kasırga koşusu. Ha, Whirlwind. Doğru. Master Wolfgar will demonstrate Whirlwind Sprint. Then it will be your turn. Ha, neden şey yapamıyorum? Kasırga yapamıyorum ya.
İlginç bir şekilde kasırga yok mu? Yok, kasırga koşusuymuş zaten. Tamam. Hadi bakalım. Bori yap bakalım Bori. Bex mi? Tamam, sıra bende. Hop 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 hop, hazırlandım hazırlandım. Dur hop. İlk önce birazcık antrenman yapalım. Hop hop. Hadi hazırım. Hazırım hazırım hazırım. Ne oldu? Ha, açıldığı anda şey mi yapacağım? Ne yapıyorsunuz acı? Neden bekliyorsunuz? Kapıyı açacaksınız. Tövbe yarabbi. Kızım çekildik yoldan. İşte bu kadar. Arın Geir ile konuşacağım. Arın Geir, gel bakalım. Sen neden geğiriyorsun öyle pis pis? Your quick mastery of a new thumb is astonishing. Tabii ki. I've heard the stories of the abilities of Dragonborn, but to see it for myself. Can you imagine? Teşekkürler dostum. Etkilenmiş yani, çok etkilenmiş. Ya, yap, ne asıl yaptığımı bilmiyorum. Sadece oluyor. Teşekkür ederim. Sırada ne var? Kibar olun. Son imtihanım için hazırsın. Retrieve the horn of Jürgen Windcaller, our founder, from his tomb in the ancient fane of Ustan. Jürgen Yelçağıran, tamam. Remain true to the way of the voice. Seda sanatına sadık kal ve geri dön. Neden ejderhalar geri dönüyor? Bunun belirli bir şey var mı? Ha, varmış. Yağmur yağıyor. Aynen. Yani ben döndüğüm için ejderhalar geliyormuş ya. Tövbe yarabbi. Başımıza açmadığımız iş kalmadı. Teşekkür ederim üstad. Eğitimime devam edebileceğim. Then you will be ready for whatever lies ahead. Nidalar, 4 kişisi misiniz? Aynen, sadece 4 kişi misiniz? Liderimiz Partunax, arzın soluğunda, zirvesinde yalnız yaşar. When your voice can open the path, you will know you are ready to speak to him. Okay. Jürgen Yelçağıran kimdi? He was a great war leader of the ancient Nords, master of the voice or tongue. Sizden birisiydi yani. After the disaster at Red Mountain, where the Nord army was annihilated, he spent many years pondering the meaning of that terrible defeat. He finally came to realize that the gods had punished the Nords for their arrogant and blasphemous misuse of the voice. He was the first to understand that the voice was ilahi bir müdahale diyorsun. Solely for the glory and worship of the gods, not the glory of men. Jürgen Windcaller's mastery of the voice eventually overcame all opposition and the way of the voice. Sağ olasın. Şimdi ben gidiyorum. Nereye gidiyoruz? Ya da bugünlük ne yapalım? Bugünlük burada bitirelim mi? Fazla uzamasın. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Ben bu videodan keyif almışsanız, beni paylaşmayı unutmayın. Daha az video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bye bye.